Masalcı bacı, masalcı bacı, karıştır bakalım şu masal kazanını. Kepçene bu sefer ne dolacak bakalım? Bir köse oğlan masalda olsun. Biraz saf, biraz bahtsız, fazlasıyla iyi kalpli olsun. Hayatı tersliklerden uzak olsun. Ama her zamanki gibi hak yerini bulsun. Bir kelepir tencere, açık kalmış pencere. Ambarım dört köşeli, kapısı menteşeli. Ala bakar, mora bakar, oturmuş bakla satar. Baklanın okkası kaça dedim, çıldır çıldır yüzüme bakar. Kurbağadır vrak vrak ederler, sinek yerler, böcek yerler. Masalımızın içinde bir o yana, bir bu yana süzüm süzüm süzülürler. Vay neler varmış! Vay neler varmış, yeller eser, sular çağlarmış, aptallar top oynar, akıllılar ağlarmış, Allah'ın kulu da çokmuş. Kimisi akıllıymış, başlarında kavak yelleri esermiş, kimisi akılsızmış, genç kızlara türkü söylermiş. Öyle zamanlardan birinde bir varmış, bu duyan hızanlar birdir bire başlarmış. Masalımızda bir koca karı varmış. Alnı kırışık, yüzü buruşuk, yüreği ak, gönlü pak. Saçlarına karlar yağmış. Ak saçlı bu koca karının bir de oğlu varmış. İşi yokmuş, gücü varmış. Varmış da ne yaparmış? Bir aşağı bir yukarı dolaşır da yolları ölçermiş. Oğlan büyümüş, büyüdükçe gelişip serpilmiş, sakalı bitmemiş, bu yüzden herkes ona köse oğlan dermiş. Köse oğlan yaşı ilerledikçe halini ahvalini düşünür, anasıyla dertleşirmiş. Anam anam, canım anam, kurban anam, bir kararım var, ne dersin? Can bu, sıkıldı gayrı, bir baltaya sap olmak isterim. Yetti artık, boş gezenin kalfası olmaktan kurtulayım. Bana bir yol, bir yordam bellet. Ana yüreğe dayanır mı? Dayanmaz tabii ki. Oğul oğul, can oğul, kurban oğul, ben sana nasıl bir yol yordam belleteyim ki? Bu koca karı halimle ne diyeyim bilmem ki. İki koyunumuz, iki keçimiz var. Dersen ki bunları güdeyim, çobanlık yapıp bir baltaya sap olayım, ne âlâ. Köse oğlanın aklına yatmış. İki koyun, iki keçiyi gün doğmadan alıp kırlara çıkmış. Köse oğlan bir tepeyi aşıp yemyeşil bir meraya yaklaşmış. Merada bir çoban elinde gürgen sopası köpeği dövüyor, iki çoban da köpeği kaçmasın diye tutuyormuş. Köse oğlanın yufka yüreği çok acımış. Efendiler, ne döversiniz bu dilsiz hayvanı? Yazıktır, günahtır, ne istersiniz? Çobanlar, ekmeğimizi yedi, dayağı yesin ki aklı başına gelsin. Köse oğlan iyice şaşırmış. Bir ekmek içinde köpek dövülür mü diye dert yanmış. Canı var, dili yok cancağızın. Ekmek vereyim de dövmeyin diye yalvar. Çobanlar razı olmuş. Köse oğlan çıkınındaki ekmeğin tamamını çobanlara verip ellerinden köpeği kurtarmış. Köpek sanki konuşurmuşçasına üç kere havlayarak oğlana teşekkür etmiş. Sanki bu iyiliğin asla karşılıksız kalmayacak dercesine köse oğlanın gözlerinin içine bakmış. Sabah olmuş, köse oğlan anasıyla vedalaşmış. Koyunları, keçileri alıp düşmüş yola. O tepe senin, bu tepe benim derken yine aynı meraya gelmiş. Bu sefer de çobanlar bir kedi dövermiş. Delikanlı yine dayanamamış. İçi yanmış. Neden dövdüklerini sormuş. Aynı karşılığı almış. Kediye acımış. Ekmek verip kediyi kurtarmış. Kedi sanki konuşurmuşçasına
3 kere miyavlayarak oğlana teşekkür etmiş. Sanki bu iyiliğin asla karşılıksız kalmayacak dercesine köse oğlanın gözlerinin içine bakmış. Köse oğlan kedinin teşekkürünü anlamış, boynunu okşamış. Akşam olmak üzereyken evine dönmüş. Sabah olmuş, köse oğlan yine yola koyulmuş. Epey bir dolaştıktan sonra yine aynı yere gitmiş. Çobanlar bu sefer de bir yılan döverlermiş. Yine yüreği dayanamamış, sebebini sormuş. Soğuk hayvandır, hem de koyunlarımızı emdi. Karşılığını almış. Ne de olsa yürek bu, taş olsa erir. Köse oğlanın yüreği yine erimiş, içinden bir acıma gelmiş. Koyunlarımı, keçilerimi vereyim, bırakın dövmeyi, demiş. Çobanlar razı olmuşlar, koyunları, keçileri alıp dövmeyi bırakmışlar. Delikanlı rahatlık duymuş, evine doğru yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, bir de bakmış arkasına ki yılan süzüle süzüle gelirmiş. Delikanlı şaşırmış. Olduğu yerde duraklamış. Yılan dile gelmiş, köse oğlanı babasının evine davet etmiş. Köse oğlan kabul etmiş, yola düzülmüşler, süzüm süzüm süzülmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, giderken biraz dertleşelim demişler. Delikanlı yılana babasının evinde ne yapacaklarını sormuş. Yılan, iyiliğin karşılığını vermek gerek. Dilekte bulunacaksın, demiş. İlle de bir yüzük dilemesini salık vermiş. Tamam, demiş köse oğlan. Vara vara Acem ülkesine varmışlar. Yılanlar padişahının sarayının kapısına ulaşmışlar. Baba yılan, ipek bir mindere kurulmuş, keyfedermiş. Delikanlıyı görünce, dile benden ne dilersen, demiş. Delikanlı yüzük dilemiş. Bu yüzük tılsımlı bir yüzükmüş. Mintanın üzerine sürdüğünde içinden iki cin çıkar, sahibinin her dileğini yaparmış. Baba yılan yüzüğü vermiş, delikanlı teşekkür edip oradan ayrılmış. Az gitmiş, uz gitmiş, gelmiş kendi evine. Anası oğlunun bir başına geldiğini görünce telaşla sormuş. Oğul, koyunlar, keçiler nerede? Köse oğlan, bırak ana şimdi koyunları, keçileri. Bak ne getirdim, deyip yüzüğü göstermiş, başından geçenleri de bir bir anlatmış. Şimdi canım anam, senden bir maruzatım var, deyip devam etmiş. Ben epeydir padişahın kızına sevdalıydım. Şimdi onu Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bana iste. Ana bu, ak külçekli, ak yürekli ana dayanamamış, kalkmış padişaha gitmiş. Önünde diz çökmüş. Allah'ın izni, peygamberin kavliyle sizin kızı bizim oğlana istemeye geldim, demiş. Padişah şöyle bir bakış bakmış, kızın da gözlerinde şimşek çakmış, kızmış, hızını alamamış, kadıncağızı merdivenden aşağı atmış. Kara yazgılı ana ağlamış, kanlı yaşlar gözlerini dağlamış, boynu bükük eve gelmiş, olanları bir bir oğluna anlatmış. Beni elin maskarası ettin, diye de biraz dert yanmış. Oğlan iç geçirmiş. Bre padişah, ben sana gösteririm, demiş. Yüzüğü cebinden çıkarıp mintanına sürmüş 3 kere. Hemencecik 2 cin çıka gelmiş. Köse oğlan emretmiş. Anneme ceviz kabuğu sultanların bile imreneceği bir elbise getireceksiniz, demiş. Elbiseleri cinler getirmiş, anacağızı giymiş, olmuş bir sultan hanım. Oğlan geçmiş anasının karşısına. Şimdi seni beğenir, demiş. Korkma. Anacığı boynunu bükmüş, padişahın sarayına kalkıp gitmiş.
tabii sarayın kapısında, bu kez şatafatlı elmaslarla, yakutlarla süslü elbise içindeki yaşlı kadını hemen padişahın huzuruna buyur etmişler. Yaşlı kadın söze başlamış. "Allah'ın izniyle sizin kızı bizim oğlana istemeye geldim." diyerek sözü tamamlamış. Padişah razı olmuş, yalnız şart koşmuş. "Bahçemde saray kurulacak, evinizden saraya altından yol döşenecek. Olursa bunlar veririm, olmazsa sizi ters yüz ederim. Anladınız mı bilmem," demiş. Razı olmuş ana. Selam durmuş padişaha. Sevinçle gelmiş eve. Anlatmış olanları oğluna. Köse oğlan sevinmiş. "Dünya benim oldu," demiş. Yüzüğü mintanına 3 kere sürmüş. 2 cin çıka gelmiş. "Emriniz şehzadem," demişler. Köse oğlan, "Şehzade değilim ama padişah damadı olmaktır muradım," demiş. "Şu andan tezi yok, varın padişahın bahçesine, kurun sarayı, döşeyin yola altınları," diye buyurmuş. Gece bitmiş, gün doğmuş, padişah meraklanmış da kalkıp bakmış. "Hatun hatun, oğlan sarayı yaptırmış, saray hem de altındanmış, yolu da döşenmiş, güneş gibi parlarmış. Şimdi ne yapacağız? Kız gitti elden, can koptu yürekten." Ama hatunun kızının şeytani zekasına güveni tammış, çatlarcasına kahkahayı basmış. "Meraklanma efendim, kızım o kösenin hakkından gelir," derken kapı çalınmış, gelenler içeri alınmış. "İstediğiniz tamam, kız hazır," demişler. Düğün dernek kurmuşlar, oğlanı baş göz etmeye koyulmuşlar. Başına geleceklerden habersiz köse oğlan, "Murada erdim," diye sevinmiş, gönlü dolu dolu zifaf odasına girmiş. Kız sarayla yolu oğlanın nasıl yaptırdığını merak etmiş, sormadan edememiş. "Atatlım, karıcığın değil miyim? Söyle ben de bileyim," demiş. Oğlan gülmüş. "Be hatun, karının fendi erkeği yendi derler ama haydi söyleyeyim," demiş. Yüzüğü gösterip hikayesini anlatmış. Olan olmuş, vakti saati gelmiş, uyku zamanıdır denmiş. Yatmışlar yatağa, dalmışlar uykuya. Ama kız uyumamış. Almış yüzüğü, mintanına sürmüş, cinler gelmiş, "Emredin," demiş. Kız da onlara, "Götürün beni sevgilime de." Meğer sevgilisi varmış, ona kavuşmak muradıymış. Cinler emredileni yapmış, sarayla kızı denizin ortasına götürmüşler, sevgilisini de oraya getirmişler. Sarayın da karşıya, denizin ortasına geçirilişini kimler görmüş biliyor musunuz? Köse oğlanın iyilik yaptığı köpek görmüş, kediyi bulmuş, ona durumu anlatmış. Kediye, "Seni denizden karşıya geçireceğim, o kızın evine gideceksin," demiş. "Sonra da orada bir sıçan tut, gövdesini ye ama kuyruğunu yeme, kuyruğu kızın burnuna sok," diye tembih etmiş. Köpek kediyi karşıya geçirmiş, kedi sözünü tutmuş, sıçanı yakalamış, gövdesini yiyip kuyruğunu kızın burnuna sokmuş. Kız pışkırmış, biraz da aksırıp öksürmüş, yüzük ağzından yere düşmüş. Kedi yüzüğü kapıp jet gibi koşmuş, köpeğin yanına gelmiş. "Yüzüğü aldım," demiş. Köpek kediyi sırtına alıp denize girmiş. Karşı kıyıya geçmek için yüzmeye koyulmuş. Aksilik olunca olur, bu defa yine öyle olmuş. Bir balık köpeğe hücum etmiş. Köpek "kendimi koruyayım" derken yüzüğü denize düşürmüş. Balık yüzüğü yutmuş, köpekle kedi kedere bürünmüş. Keder içinde çıkmışlar kıyıya, başlamışlar sayıklamaya. Başlamışlar bir aşağı bir yukarı denizin kıyısında dolaşmaya. Derken bir balıkçı tezgahının başına dikilmişler, balıkçının balık kestiğini görmüşler. Kedi "miau" diye bağırmış, köpek "haho" diye havlamış, balıkçı da bir balığı kesip kediyle köpeğe atmış. Kedi şöyle bir koklamış,
gözleri parlamış. Meğer yüzük o balık parçasının içindeymiş. Kedi köpeğe bakmış. Dostum arama gel ben buldum demiş. Köpek sevinmiş. Kedinin yanına gelmişler. Koyulmuşlar yola, gelmişler oğlanın evine. Bakmışlar ki ak bülçekli yufka yürekli anacığı başına kara yazmalar bağlamış. Kara kara düşünürmüş. Oğlan köşede oturmuş. Hüngür hüngür ağlarmış. Kız gitti gideli hiç yemez, dili söylemezmiş. Ana oğluna döner. A benim kara bahtlı yavrum ağlama. Başımıza gelen bu haller bir gün düzelir diye söylenirmiş. Ama oğlan anacığına. Ana ana beni anlasana. Ben onun narına yandım. Muradımı almadım ona yanarım diye dert yanarmış. Ana kaşının altından bakmış, gördükleri bir kediyle köpekmiş ama oğlan, ''Aa, siz benim çobanın dayağından kurtardıklarım, burada ne arıyorsunuz?'' demiş. Çıkarmış kedi yüzüğü, uzatmış oğlana. Oğlan şaşırmış, yüzüğü sevinçle almış. Gülmüş de gülen yanaklarında güller açılmış. Oğlan yüzüğü mintanına sürmüş üç kere. Çıka gelmiş cinler, ferman buyurmuş. Denizin ortasında saray tekrar padişahın bahçesinde kurulmuş. Köse oğlan padişaha gitmiş. Kızı şikayet etmiş. Padişah kızı aramış. Sevgilisiyle kendisinin canını öbür dünyaya yolcu etmiş. İkisine de 40 satır vurmuş. Padişah büyük bir pişmanlıkla, ''Razı olursan büyük kızımı vereyim.'' demiş. Köse oğlan da razı olmuş. Düğün dernek kurulmuş. 40 gün 40 gece düğün yapılmış. Bakar mısınız nasıl hak yerini buldu? Masalımız da burada son buldu.